Beni tarif ettiniz. Çocuklar içeriden gülüyorlar. Maşallah, maşallah. Ben şişmanı 1000 kilometreden gördüm mü anlarım yani. Bana 2 kilogram söylesin yeter. Merhabalar hocam. Merhabalar Hatice Hanım. Çabuk tahmin etmemiştim bağlanacağını. Öyle mi? O yüzden, evet. Ben de iştahım açık. Yiyesim geliyor. Ne yapmam lazım hocam? İştahım çok açık. Maşallah, maşallah. İştah yani, çok yiyorsun. Yani yiyorum bak, hocam. Güzel şeyleri seviyorum. Neyi seviyorsun? Güzel, lezzetli şeyleri seviyorum. Ha, anladım. Utanıyorum. İştahım açık. Niye utanıyorsun? Ya iştahım açık olduğu için. Tamam. Yani güzel, ne güzel. Bak bu sağlıklı bir durumdur. Lezzet, yani lezzetli şeyleri sevmek, lezzet almak ve iştahının açık olması sağlıklı bir durumdur. İştah kapalı olsa Allah korusun kötü bir şey, iyi değil. Ama aldığın gıdaları tüketemiyorsan, eritemiyorsan işte problem orada başlıyor. Demek ki i̇şte biraz tembelsin, biraz yatıyorsun, uzanıyorsun, hareket etmeyi sevmiyorsun. Doğru mu? Evet. Maalesef. Maalesef. Ha bak. Ama neyi suçladın demin? İştahı suçladım. Bak, iştah suçlanacak bir şey değil. Oturup kalkacağız, Allah'a binlerce kez şükür edeceğiz. Yemek yiyebiliyoruz. Yemek yemek doğal bir durum bizim için. Ama sen hareket edebildiğin halde hareket tembelliğin var bence. Ondan evet. Dolayı da enerjini tüketemiyorsun. Ondan sonra da yemeklere kızıyorsun. Lezzetli olduğun... Harikasınız hocam. Nasıl da beni tarif ettiniz. Çocuklar içeriden gülüyorlar. Öyle. Niye bilmeyeceğim? Ben şişmanı 1000 kilometreden gördüm mü anlarım yani. Bana 2 kilogram söylesin yeter. Çocuklar geliyor. Hocam. Ne yapacağım vallahi, o zaman? Allah seni güldürsün. Bana da güzel enerji gönderdin. Ben de güldüm bak. Şükür. Sağ ol. Sizin enerjinize de hayran kaldım. Çok maşallah maşallah. Çok iyisiniz. Sağ ol, teşekkür önce ederim. Adnan Hoca'ya döndük maşallah maşallah. Ama İyi oldu, iyi ki katılmışsınız. Evet, evet. Hatice Hanım, iyi ki katılmışsınız. Ya benim size tavsiyem, hareketi arttırmanız gerekiyor. Hareket, hareket, hareket. Yani bak inançlı bir insana benziyorsunuz. Yani her kapalı inançlı anlamına gelmez. Öyle algılamasın ya da her açık inançsız anlamına gelmez. Öyle tabii kimse anlaması. Ama hani inanıyorum ki inançlı insanlarız hepimiz. Siz de öylesiniz. Evet. O yüzden Allah'ın verdiği bu güzel canı, bu güzel emaneti iyi bakmamız gerekiyor. Bu bir emanet. Onu bol bol hareketlendireceksin, hareket ettireceksin. Yani yeme, şükür edeceksin. Bak yiyebiliyorsun, lezzet alabiliyorsun. Allah'ın verdiği bütün nimetler bize helaldir. Yani belirli gıdaların harcına ve nimetlere helaldir. Bu güzel tarafı yani beslenebilmek, vücuda enerji almak harika bir şeydir. Ama bunu tüketememek kötü bir şeydir. O yüzden bedeninle savaşma, kavga etme, onunla barış. Allah'a şükret, güzel bir bedene sahipsin. Yürüyorsun, koşuyorsun, görüyorsun, ediyorsun, ediyorsun. Ama bedenindeki misafirlerim dediğimiz yağlarımızı taşımak, sırtımıza taşımak zorunda değiliz. Bunları taşımamamamız için de hareketi sevmemiz lazım. Bol bol hareket, bol bol hareket, bol bol hareket. Hareket, hareket, hareket. Hareket her şeyin şifasıdır. Ben gördüğüm kadarıyla sen biraz hareket konusunda. Nasıl? Mesela kızla olan herhalde evde çocuklar da var. Onlara iş yaptırıyorsun. Senin yanında mutlaka zayıf birisi vardır. Senin işlerini yapan. Şimdi anlatabildim mi? Ve mutfağa gitmeden önce 3-4 tane, 5 tane konuyu birlikte kafada biriktiriyorsun. Bir kalkıyorsun, hepsini bir halledip geliyorsun. Aslında çok pratiksindir. Hemen böyle halledip gelirsin ama toplu halde halledersin. Tek tek halletmezsin. Biraz daha tek tek hareket et, başkalarının işlerine yardım et. Yani hareketini arttır biraz, çeşitlendir kafanda. Yemekleri kötüleme, yemeklere kavga etme, yemeklerle savaşma. Onları acıkınca ye. Oldu mu? Hadi eve çok selam teşekkür söyle. Herkese çok selamlar evdeki çocuklara. Onlara selamlar. Hadi eşinize de selamlar. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Sağ olun.